Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda yine biberlerimizden bahsedeceğiz ve saksı farklarından tekrardan bahsedeceğim. Çünkü en son bundan bir 15 gün ya da 20 gün önce bir video atmıştım bunlarla ilgili. Son gelişimlerini tekrar sizinle paylaşmak istedim. Hani ne durumda, ne kadar büyüdüler, ne kadar verim verdiler. Farkı göstermek amaçlı tekrar bir video çekip sizin de daha iyi anlamanız için böyle bir video hazırladım. Şimdi bakın, bu küçük olan saksımız 8-10 litrelik bir saksı ve yaygın, yani dağılan bir saksı. Çok böyle kökleri, dipleri aşağılara kadar inemiyor gördüğünüz gibi ve boyutları da bu boyutlarda oldu. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda izleyenler aynen bu şekilde bir video daha çekmiştim. Ve o zamanki gelişimi görmüştünüz. Şu an bunlardan hiçbir şekilde biber toplanmadı. Yani hepsi üstünde şu an. Gördüğünüz gibi yine bir verim alabiliyorsunuz. Yani şöyle bir saksıda bile baktığınız zaman şu boyutlarda veya biraz daha da büyük olabilir. İki tane ekseydiniz biraz daha gelişebilir. Biraz daha büyüyebilirdi. Yani sizin ekim şeyinize de bağlı. Yani şöyle bir saksıya 3 tane değil de 2 tane ekseydiniz biraz daha büyük bir verim alacaktınız. Ben 3 tane ektim. Aradaki farkları göstermek için, yani diğer biber fidelerimde şurada olan saksılara da 3 tane ektiğim için bunlara da 3 tane ekip hem saksı farkını göstermek istediğim için size bu şekilde bıraktım ve biberleri de toplamadım. Diğer saksılarımdaki biberleri topluyorum sürekli. Zaten videolarında atıyorum, görüyorsunuz. Hani verim olmadı mı burada da? Verim oldu. Şöyle gösterelim. Hatta bir tane bunlardan, en büyüklerden bir tanesini, uzun olanlardan kopartalım şöyle. Bakın. Şöyle yere doğru koyayım. Görüyorsunuz, verim de oldu. Biraz daha ufak. Ama daha büyük bir saksıya, şöyle gördüğünüz gibi geniş, kökün daha iyi rahat yayılacağı bir saksıya ekmiştim yine aynı biber fidesini. Aynı şekilde bakın, verim farkını da görmüş oluyorsunuz. Niye? Tek bir tane ektim. Buraya belki 3 tane yan yana şu şekil ekseydim veya 2 tane daha az bir verim olacaktı. Çünkü toprağın içindeki vitaminleri paylaşacakları için, kökleri de fazla yayılamayacağı için, birbirine geçeceği için verim azalacaktı. O yüzden tek ekmek ya da aralıklarla ekmek, çok fazla böyle sıkıştırmadan toprağa, çok fazla ekmek yerine az bir şekilde daha az ekerseniz şöyle gördüğünüz gibi veriminiz daha fazla olur. Buna da yine aynı şekil, buradan da hiç toplamadım. Topladıysam da belki bir iki tane almışımdır. Bakın aradaki farkı göstereyim size. Saksı farkını. Hani besleyen bakanlar için söylüyorum. Yorumlarda sürekli geliyor. Ben de bakıyorum ama verim alamıyorum sizinki kadar sürekli. İşte yorumları okuyorum. Elimden geldiğince de yardım ediyorum. Görüyorsunuz aradaki farkı. Toprak aynı. Hiçbir fark yok. İçerikleri hepsi aynı. Fideler aynı yerden alınma. Ama sadece saksı farkıyla bile görüyorsunuz. Şöyle bir verimi alabilirsiniz. Yani şuraya bir tane fide ektim. Buraya 3 tane. Ve ürün farkına da bakın. Ürün kalitesine de bakın. Nasıl geliştirmiş fidemiz. Şöyle hatta bir tane daha kopartayım. Görüyorsunuz. Hatta hepsi öyle. Şöyle. Bakın. Yine buradan, bu büyükten de kopartalım. Şöyle. Bunların arasında şu fidem daha iyi büyüdü. Bakın. Aradaki fark, gördüğünüz gibi buradaki ürün daha iyi büyümüş. Fidemizdeki biberlerimiz daha iyi gelişmiş. Daha iyi. Bu da kendi boyutunda büyütebildiği kadar büyütüp verdiği. Ama sonuçta ürün alabiliyor musunuz? Tabii ki alabiliyorsunuz. Kahvaltınızda biberiniz çıkabiliyor mu? Bakın gördüğünüz gibi çıkabiliyor. Yani 9-10 tane, 12 tane. Sonra bakın tekrar daha hala çiçek veriyor. Yani hani imkanı olanlar için özellikle bir daha söylüyorum ki büyük saksı da başlasın. Güzel verim alsın. İnanın, hani verim almanız için bunları özellikle tekrar söylüyorum. Hani
Küçük saksılar yerine biraz daha büyük saksılarda bakarsanız daha iyi bir verim alırsınız ve daha mutlu olursunuz. Ama imkanınız yok, cam kenarında, balkonunuz küçük. O zaman yapacak bir şey yok. Bunlarda da böyle gene verim alabiliyorsunuz. Bakın bu biberleri topladıktan sonra tekrar bakın çiçekler tekrar açacak. Tekrar daha verim almaya devam edeceksiniz. Yani bu saksılarda da baktığınızda yine veriminizi güzelcene alacaksınız. Ama daha az verim almış olacaksınız. Aradaki fark bu. O yüzden paylaşmak istedim. Şöyle gösterelim. Bakın buradaki biberlerimizi toplayacağız. Kahvaltılığa hazırlayacağız. Yine şuradaki biberlerimize de geçelim. Bakın tabii buradaki verim çok çok daha fazla oldu. Bunlar 60 litrelik saksılar olduğu için. Bakın tabii bunlar toplanmış hali. Ben bunları defalarca kez topladım. Önceki videolarda görürsünüz. Bayağı bir topladım. Arkadaşlarımızı getirdik. Onlar topladılar. Ama hala sürekli bakın verim veriyor. Sürekli yenilerini açıyor. Biz topladıkça şöyle gördüğünüz gibi bakın topluyoruz. O bize hala bakın yeni biberlerini şöyle veriyor. Bakın her yerde biber çıkıyor. Şöyle çiçek açıp sonra bibere dönüyor. Yine burada da. Yani şu anki bu seneki verimimiz çok çok iyi oldu maşallah. Bakın şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yeniden tekrar çiçek açıyor. Şöyle. Ve sürekli biber toplama şansınız oluyor. Böyle bir saksıda daha fazla verim alıyorsunuz. Tabii ki buradaki biberlerimize de gelelim. Bakın bu da farklı bir cins. Yine şuradan da bir tane kopartalım. Bu da yeşil biber. Şöyle biber farkını da görüyorsunuz saksılardaki. Gördüğünüz gibi saksılarınızda kendiniz ürettiğiniz zaman her daim taze biberinizi böyle bu şekilde toplayıp yemek nasip olur size de. Şöyle gösterdiğim gibi. Zaten toprağı nasıl hazırladım, neler yapmanız gerekiyor, bunlarla ilgili önceki videolarımda hepsi var. Sonrasında sulama ve ara ara gübreleme. Sonrasında zaten o da size böyle güzel böyle biberlerini veriyor. Şimdilik videomuz bu kadar. Tekrardan bunu paylaşmak istedim. Çünkü yorumlarda sürekli çok fazla verim alamadıklarını söyleyen arkadaşlarımız var. Bu paylaşımı o yüzden yapmak istedim. Hani küçük bir saksıya ekip de şuradaki aldığım verimi aynı şekil alamaz. Ama imkanı bu doğrultuda olduğu halde devam etsin. Bakın küçük ama görüyor musunuz? Hala gene biber veriyor. Biz bu biberleri topladıkça yine bize biber verecek. Yani sonuçta bunu da şöyle kahvaltıda yiyebilirsiniz. Kesinlikle devam edin. Kesinlikle vazgeçmeyin. Her yıl üstüne koyarak daha iyi bir şekilde geliştirerek güzel verim alırsınız. Umarım faydalı video olup sizi de teşvik etmiş oluruz. Böyle güzel yeşilliklerin içerisinde gelip biberlerinizi toplamak sizin için de güzel olur. Görüşmek üzere.